Herkese merhabalar, Cimbom Top'tan. Bugün Galatasaray Karagümrük maçının ardından kısa bir maç değerlendirmesi yapacağız. Çok kötü bir maçtı. Galibiyeti kesinlikle sonuna kadar hak etmedik. Yani hak edilmiş bir mağlubiyetti. Karagümrük takımını tebrik etmek lazım. Özellikle Fegoli orta alanda ayağına gelen her topu oradan çıkardı. Bizim yani özellikle o baskımızı o kadar rahat kırdı geçti ki orada. Fegoli bence maçın adamıydı. Ryan Mendes gol attı, asist yaptı ama İkinci golü de çok güzeldi. Fegoli'ye burada bir alkışlamak lazım. Gerçekten bu yaştaki bir oyuncudan bu kadar özellikle fizik olarak Zaha'nın işte Oliveira'nın fizik olarak böyle bu yaştaki ki hani gençken 30 yaşındayken de bu adam bizim takımda ağır bir adamdı zaten Fegoli. Fegoli gibi bir adamdan bu şekilde fake'ler yemek, çalımlar yemek, orada çok rahat top yapmasını sağlamak düşünülmesi gereken şeylerden bir tanesi. Ben öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Galatasaray, ya yani Okan Hoca bence yanlış bir kadroyla çıktı. Yani ilk 11, bu ilk 11 ile çıkarsan rakibe baskı kuramazsın. Yani özellikle ileri dörtlü diyelim. Tete, Zaha, Kerem ve Barış Alper. Ya yani bu dördü Galatasaray'ın Okan Hoca'nın o alışılmış ön alan baskısını kesinlikle. Ya yani birlikte oynama pratikleri de zaten yok. Dördü belki de bu sezon ilk defa bu şekilde birlikte oynuyordur. Bu şekilde o presi baskı yapabilmenin de imkan yok. Çünkü oyun aklı, topsuz veya toplu oyun hiç fark etmez. Bir Mertens kadar, Icardi kadar oyun aklı yok bu dört oyuncunun hiçbirinin. Toplasan ikisinin oyun zekası bence yoktur dördünde. Tabii ki iyi oyuncular, yani asker oyuncular bunlar. Kerem, Barış Alper vesaire, ama yanlarında onları yönlendirecek bir Icardi, bir Mertens olmadığı takdirde işte sonuç bu şekilde oluyor. Burada özellikle mesela ilk golü Kerem'in kaptırdığı topla yedik. Yani çok fazla bir acele vardı takımda. Kerem her maçta yaptığı pas hatalarından bir tanesi işte döndü, yine gol oldu. Biz hep bunu söylüyoruz. Yani Kerem'in bu direkt oynama sevdası, oyunu bir sakinleştiriyor. Bu daha maçın başında anlamsız çok basit bir top kaybı yaptı. Zaha benzer top kayıplarını defalarca yaptı. Zaha'dan birazdan daha detaylı bahsedeceğim. Çünkü gerçekten artık ben kendimi rahat bir şekilde Zaha düşmanı olarak adledebilirim. Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Ben burada bu kanalda daha önce izleyen arkadaşlar bilirler. Ben Zaha'yı çok fazla savundum. Yani şöyle savundum. Çünkü sol bek yoktu. İşte 8 numara desteği almıyor, 10 numara desteği almıyor gibi birçok şey söyledim. Bu şekilde savundum. Bir de öyle görmek lazım. Dedim ki ona rağmen yani şu zamana kadar Zaha birçok maçta etkisiz olmasına rağmen Zaha'nın temiz 6 puanı var. Bunu kabul etmek lazım ama Zaha özellikle vücut dilini eleştiriyorduk. Bugünkü maçta da gördüm ki artık Zaha bu takımın 11'inde olmamalı. Neden? Çünkü Zaha bence bugün maçı sabote etti. Ya takım hücuma yerleşmişken özellikle top Zaha'nın olmadığı kanattaysa kesinlikle çizgiden ayrılmadı. O taç çizgisine basarak oynadı. Ne böyle bir bekle stoper arasına bir koşu gösterdi. Ne orada oyunun içine dahil olmaya çalıştı. Yani İlk 11'de başlamadığı için bir hani tutum sergiliyordu, davranış sergiliyordu bence Okan Hoca'ya karşı. Okan Hoca da al sana ilk 11, al sana şans dedi ama Zaha yine hiçbir şey vermedi. Ve ben şu saatten sonra Zaha'nın kesinlikle ve kesinlikle Kerem'in önüne geçip 11'de başlamasını istemiyorum bir kere öncelikle. Ama Okan Hoca da zaten artık herkese de bunu gösterdi. Alın size Zaha. İşte ben oynatıyorum. Oynattığımda da aldığım verim bu. Ya yani Zaha'nın pres konusundaki beceriksizliği, topsuz oyunda, akan oyunda hiçbir şekilde oyunun içinde olmaması. Yani ne olacak? Zaha'nın ayağına topu vereceksin. Beyimiz bir iki kişi geçerse işte yerleşik savunmaya zaten iki çalım atıyor, geri dönüyor. Aynı adam bir daha geliyor karşısına. Hiçbir işe yaramıyor. Yani ben şu an önümüzde bir lig var. Şu an hiçbir oyuncuyla ilgili şöyle olsun böyle olsun demiyorum ama Zaha sezon sonunda tekrar ait olduğu yer Premier Lig'in orta sıra takımları gitsin, orada kontra oynayan takımlarda işte önüne boş top alsın, takımın yıldızı olarak orada bulunsun. Çünkü bu takımın bir tek yıldızı var, o da Icardi. Zaha kendini nasıl bir oyuncu olarak görüyor bilmiyorum ama bu takımın oyuncusu değil. İlk 11 oyuncusu artık bence olmamalı. Onu net bir şekilde söylemek gerekiyor. Burada da Tete'ye de birazcık değineyim. Yani ben olsaydım ikinci yarı mesela Okan Hoca direkt Zaha'yı çıkarırdım. Çünkü Tete bir şekilde çabalıyordu. Bak beceremiyor adam. Eyvallah. Ama Zaha'da o da yok. Yani Tete'nin yarısı kadar oyunun içinde değil. Bak Tete gol kaçırdı diye eleştiriyoruz ama Zaha gol bile kaçırmadı. Şutu bile yok ya. İkinci yarının 60. dakikada mı ne çekti ilk şutu? O da bloklandı zaten.
Dolayısıyla dediğim gibi ben olsaydım Tete'yi oyunda tutup Zaha'yı çıkarırdım. Ona da bir mesaj olurdu zaten. Belki de daha efektif olabilirdi. Barış Alper'i sağa çekip Vinicius'u oraya alıp Zaha'yı oyundan çıkarmak daha etkili olur diye düşünüyorum. Ama Okan Hoca bunu da yapmadı. Sonuç olarak elendik. Yani Galatasaray bulunduğu her kulvarda, her kupada sonuna kadar gitmeyi hedefleyen bir takımdır. Hele ki bu Türkiye kupasıysa. Galatasaray kupa unvanını boşa almamıştır. Ama burada işte yok bilerek elendiler vesaire böyle bir şey yok arkadaşlar. Saçma sapan konuşmasın kimse. Galatasaray böyle bir şey, Okan Hoca Galatasaray böyle bir şey peşine düşmez. Biz elendik. Ya takımı eleştirmek gerekiyor. Evet. Okan Hoca'nın da eleştirilmesi gereken yerler var ama şu anda zamanı o değil. Önümüzde bir Beşiktaş maçı var ve bizim kesinlikle ve kesinlikle Beşiktaş maçına odaklanıp ligde artık son tutunacağımız dal olan ligde hata yapmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki süreçte de tamamen tek odak noktamız kaldı lig. Oyunculara ve takıma maç içerisinde her şekilde her koşulda destek vermek gerekiyor. Zaha da oynasa ki ben oynamasını istemiyorum. Tete de oynasa bugün özellikle Tete ıslıklandı yine. Ya bu Kerem'e yaparken de biz savunuyorduk ıslıklanmaması gerekiyor diye. Tete'ye olunca da ıslıklanmaması gerekiyor. Maç içerisinde. Ya oyuncu orada bir pas hatası yaptığında zaten oyuncuların eli ayağına dolaştı 1-0'dan sonra. İnanılmaz anlamsız bir acele vardı. Bu noktada da oyunculara destek olmak gerekiyor. Öyle ya da böyle bu bizim takımımız ve bu takımın bize ihtiyacı var ve görüyorsunuz zaten kadromuz çok dar. Her oyuncudan bir şekilde faydalanmamız gerekiyor. Dediğim gibi ben Beşiktaş maçında hocanın takımı toparlayacağını düşünüyorum ve oradan da bir galibiyet alırsak zaten önümüz açık. Şampiyonluk yavaş yavaş şampiyonluğa yürümeye başlayacağız diye düşünüyorum. Bugün dediğim gibi sıkıntılı bir maç oldu. O yüzden çok uzun uzadıya bir şeyler anlatmayacağım. Tek Zaha ile ilgili söylemek istediğim şeyler vardı. Onları da söyledim. Beşiktaş maçından sonra tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.